Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Murat Göten'le birlikte Galatasaray'daki sıcak gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle Murat, nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum Sercan. Öncelikle hoş geldin yayına sen de. İzleyicilere de hoş geldin diyelim. Bugün Galatasaray'ı konuşacağız. Yani Galatasaray'da aslında uzun zamandır zaten biliyorsun ki transferi konuşuyoruz ve transferde de artık Galatasaray'ın beklediği döneme geldi gibi. O dönem hani ne diye soracak olursanız aslında o dönem Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Molde'yi mağlup etti Galatasaray ki çok zorlu bir maçtı. O maçın ardından da biz yine Futbol Plus ekranlarında yaptığımız yayınlarda maçın zorluğuyla alakalı konuştuk. Şimdi Galatasaray iç sahada tabii daha rahat olacaktır deplasmana göre kesinlikle. Yani ben öyle düşünüyorum. Onun dışında biliyorsun ki Galatasaray'da yani Şampiyonlar Ligi'ni bekleyen de transferler var. Bu isimlerin başında Ramos geliyordu uzun zamandır ve İspanyol medyasında özellikle Ramos Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinde olumsuz sonuçlandığına dair bazı haberler çıktı fakat o haberler henüz doğrulanmış değil. Önce bunu söyleyelim. Yani Ramos konusunda hani olumsuz sonuçlandığına dair herhangi bir bilgi yok. %100 doğru bir bilgi yok. Aslında birçok kaynakta bu haberlerin biraz Ramos kanadından, menajer kanadından da çıkarıldığını söylüyor ama ben açıkçası Ramos ve Galatasaray arasında şu an olumsuz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ve yani Molde maçından sonra da Ramos için daha somut bazı şeyler söyleyeceğiz ki zaten hani Molde maçından sonra biz Ramos'un Galatasaray'la anlaşmasını bekliyoruz. Ben açık konuşmak gerekirse böyle düşünüyorum. Onun dışında Ramos'la alakalı aslında sürecin başına dönecek olursak Galatasaray bundan takribi bir ay önce Ramos'la ilk görüşmesini gerçekleştirmişti. Bunu yanlış hatırlamıyorsam ilk olarak Fransız basını yazmıştı. İlk görüşmeden sonra çok fazla yol kat edildi. Şu anlamda yol kat edildi. Beşiktaş'ın da biliyorsun ki ilgisi vardı ki Beşiktaş zaten bu ilgiyi doğruladı fakat maddi konularda anlaşma sağlanamadığını belirtmişti. Şimdi Ramos tarafı da aslında Beşiktaş'ın teklifine yakın olan Galatasaray teklifine sıcak bakmaya başladı. Çünkü burada şöyle bir durum var. Rakamlar birbirine benzese de Galatasaray'ın elindeki o Şampiyonlar Ligi kozu çok güçlü ve Molde'yi de elemesini artık beklediğimiz için yani Molde maçından sonra ben Ramos konusunda gelişme bekliyorum. Sözü sana bırakacağım. Fakat bu Ramos konusu aslında Galatasaray'ın stoper operasyonunun yani tek bir tarafı sadece ve birçok farklı kanadı var bu operasyonun. Onları da birazdan konuşacağız ki Nelson ayrılığı da bunlardan bir tanesi. Şimdi Ramos ismi çok önemli bir isim ve oyuncu da yani şunu söyleyelim, bana dünyada gelmiş geçmiş en iyi stoper kim deseniz belki de Ramos diyebilirim. Birçok kişi Ramos diyebilir. Oyuncu bu kadar yüksek profil bir isim. Hem saha içinde tecrübesiyle, performansıyla Galatasaray'a çok şey katar. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Hem de bunun saha dışı da var. Reklamı var, PR'ı var. Galatasaray aslında Ramos olarak sadece sahada içinde değil birçok açıdan da çok önemli bir transferi başarmış olur. Dediğin gibi artık Ramos ve Galatasaray arasında anlaşmada çok ufak pürüzler var. Ramos da Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan forma giymek istiyor. Bu yüzden Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Tabii ki de şu an Ramos gelirse de takımda Nelson var, Abdülkerim var. Burada da Galatasaray'ın önümüzdeki sezondaki stoper tandemi nasıl olacak diye bir soru işareti kafamda beliriyor. Nelson gidecek mi? Orada ne olacak Murat? Sadece Ramos mu gelecek yoksa Ramos'un gelmesiyle birlikte Nelson gidecek mi? Çok merak ediyorum. Yani şu an baktığımızda tabii hani Ramos gelecek, Nelson gidecek dersek bir anlamdan doğru da söylemiş oluruz. Çünkü Nelson'a da Nottingham Forest'ın hala bir ilgisi var. Masada bir teklif var ama bu teklife Galatasaray çok sıcak bakmıyordu. O tarafta pazarlıklarda devam ediyor. Yani olası Nelson ayrılığını ben bekliyorum. Fakat buradaki bence en büyük soru işaretlerinden bir tanesi de şu. Yani Nelson'u gönderip Ramos'u aldığınızda sizin savunma tandeminiz yukarı mı çıkacak? Hani daha iyi bir hale gelecek mi? Burası biraz soru işareti. Yani sanki Ramos artı bir oyuncu daha gibi de duruyor ama bir yandan yabancı durumu var. Yani Ramos artı işte Gürcistanlı bir stoper vardı. Daha önce gündeme gelmişti. Sazonov ismi. Şimdi Sazonov ismi önceki dönemde gündeme geldi. Tabii çok ciddileşmedi ama şimdi olası Nelson ayrılığında
Galatasaray oraya bir scout transferi de düşünebilir diyorduk. Ama tabii Ramos gelirse artı bir yabancı daha gelirse burada da bir yabancı durumu, yabancı kontenjanında bir durum oluşacak. Yani oyuncu ayrılığı da gerekecek. Onun dışında daha önce gündeme gelen Ozan Kabak ismi vardı ama Ozan'ın da şu an transferi çok zor gözüküyor. Bir yandan Davinson Sanchez ismi de vardı stoper için konuştuğumuz. Yani şimdi buradaki aslında hani nicelik olarak baktığımda işte Ramos geldi diyelim, Nelson ayrıldı. Stoper özellikle yani savunmanın merkezi diyeceğim. Ramos, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Emin Bayram'dan oluşuyor olacak aslında ve hani yeterli gibi duruyor bir anlamda. Ama diğer taraftan da yani Nelson kadar orada güven veren bir oyuncu var mı? Biraz orası soru işareti. Aslında ondan dolayı yani Ramos artı işte Sazonov gibi veya o tarzda bir düşük maliyetli bir scout transferi. Hani düşük maaşta özellikle. Çünkü Ramos'un ciddi anlamda bir maliyeti de olacak. Yani bu konuda biraz kararsızlık var açık konuşmak gerekirse. Ama Sergio Ramos tarafına da dönecek olursak dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yani 3-4 savunmacısından biri belki 5 diyebiliriz ama gerçekten oralarda bir adam. Ve bugün sosyal medyasına baktığımızda da özellikle Instagram'ında 60 milyon takipçisi olan birisi. Yani Türk futbolunda işte gelen oyunculara bakıyorum hani eski isimlere çok gitmeye gerek yok. O dönemlerde sosyal medya çok aktif değildi ama mesela Mesut Özil gibi bir yıldız oyuncu gelmişti. Hani Mesut'un takipçisini şu an bilmiyorum ama yani Ramos'un takipçi sayısı ciddi anlamda çok inanılmaz bir sayı ve bu sadece saha içinde değil Galatasaray'ın saha dışında da Ramos transferinin ciddi anlamda farklı getirileri de olacağını gösteriyor. Ya yani Sergio Ramos bir dünya markası öncelikle onu belirtelim. Lionel Messi gibi, Cristiano Ronaldo gibi, Neymar gibi, Mbappe gibi Ramos da bir dünya markası. Hani isim olarak onların altında arkasında bir oyuncu kesinlikle değil. Mevki olarak stoper de değil de mesela forvet oyuncusu olsa belki de şu an Türkiye'ye gelmesi bile konuşulmazdı. Savunmacı olmasının biraz orada ben dezavantaj yarattığını düşünüyorum ama ya Ramos gerçekten yaşına rağmen bu arada yaş konusunda da çok kısa değineceğim. Yayının da sonuna doğru geliyoruz ama şimdi Ramos 37 yaşında bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Paris formasıyla 40 maçın üzerine çıktı. Şimdi Ramos'ta yıllarca birlikte oynayan Pepe var mesela. Şimdi Pepe Ramos'tan yanlış hatırlamıyorsam bir 3-4 yaş büyük. Yani 40'lı yaşlarında Pepe ve Porto forması giyiyor hala. Yani Portekiz Ligi'nde oynuyor. Şimdi Portekiz Ligi ve Türkiye Ligi'ni karşı karşıya getirdiğimde sertlik olarak belki Türkiye Ligi daha sert olabilir ama orada da önemli bir tempo var. Onun dışı bu arada Porto'da Portekiz Ligi'nde şampiyonla oynayan bir takım. Yani Galatasaray'la da biraz bağdaştırabiliriz o konuda. Onun dışında Thiago Silva ismi var mesela. Yani Thiago Silva da çok hani yaşına rağmen hala üst seviyelerde oynuyor ki ben Ramos'un Silva'nın da Pepe'nin de önünde olduğunu düşünüyorum her anlamda. Yani fizik anlamında da önünde, oyun anlamında da oyun görüşü, pas kalitesi, skorerlik mesela Ramos'un en önemli özelliği belki de. Müthiş skorer bir isim stoper olmasına rağmen ve duran toplar da Ramos geldiğinde şu ankinden çok daha tehlikeli bir hale gelecektir diye düşünüyorum ben. Ve oyuncunun da oynamaya hala aç olduğunu söyleyelim. Yani oyuncu isteseydi Arabistan'dan ya veya MLS'den çok büyük tekliflere evet diyebilirdi. Ama oyuncu hala oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek istiyor. Bu yüzden Ramos transferinde ben yaşa bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu isim Sergio Ramos. Galatasaray bu oyuncu kadrosuna katarsa çok büyük bir transfer yapmış olur. Türk futbol tarihinin belki de en büyük transferi olur. Söyleyeceğim başka şeyler var mıydı Murat? Aktarmak istediğin başka şeyler var mı? Evet yani genel olarak Ramos konusu, savunma konusu hatta sadece Ramos değil aslında Galatasaray'ın stoper gündemi bu şekildeydi. Futbol Plus ekranlarında tabii yayınlar devam edecek. Yani kanala abone olarak da tüm yayınlardan haberdar olabilir izleyicilerimiz. Onun dışında bugünlük yani bu yayın diyelim, bugünlük demeyelim, bu yayınlık aktaracaklarımız bu kadar diyebilirim. Sana da çok teşekkür ediyorum desteğin ve yorumların için. İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da kendi yorumları, düşünceleriyle ve bu yayını beğenerek bize destek oldular ve yayına katkıda bulundular. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.